Hayırdır inşallah? Hayırdır, sabah sabah arkamı kapattı sana karşı. Hadi sen de o güzel ellerinden bana güzel bir sucuk bir yumurta yap. Önce şu kuşun yemini tazele. Yok, gerekli o taze o. Lütfü verir onu. Lütfü kuşun yemini tazele. Yemini mi tazeleyeyim? Evet oğlum, yem ver. Hadi sen de benim yemimi tazele. Şey yani, benim yemeğimi ver. Sucuklu yumurta mı yani o güzel ellerinle? Hadi benim karıcığım. Ama ben. Hayatım sucuk yok. Pastırma da olur. İyi tamam. Ay ben o tamam diyen dilleri yiyeyim. Koyuna bak, koyuna da bak Yosman'ın. Boyuna da bak Yosman'ın boyuna. Kıvrım kıvrım saçları. Taranirinam ah dolanıyor boynuna. Taranirinam, taraniranirinam. Ne yapacağız lan? Bilmiyorum baba, ne yapacağız? Ha? En iyisi kafesini açmış kaçmış deriz. Kafesi açmış, camı da açalım. Tamam. Camı da açmış, balkon kapısını çıkıp olur mu kuş? Kafesi açıyor, camı açıyor, nasıl çıkıyor? İkisini birden kim açtı? Yiğit. Tamam, Yiğit açmıştır. Ne oldu baba, neyi açmışım? Bak evladım, senin yaşın küçük, fazla ceza almazsın. Onun için dedenin suçunu üstleneceksin. Niye benim suçum oluyor ya? Senin fikrindi. Yoksa kuş mu öldü? Evet. Evet. Bak yavrucuğum, sana anlatayım. Şimdi sen kuşla oynuyordun salonda, birden elinden kaçtı. Bir de bir baktık ki pencere açıkmış. Kuş oradan uçtu, pırr gitti. Hayır baba, ben böyle bir suçu üstlenemem. Suçu bana atarsanız sizin yaptığınızı söylerim. Vay alçak vay. Hayatım. Ay pastırma da kalmamış. Ben sana peynirli omlet yapayım mı? Yap karıcığım, daha sağlıklı. Tamam. Ne yapacağız Lütfü? Bilmiyorum baba. Vallahi Yiğit'in ipiyle kuyuya inemeyiz. O zaman intihar etmiş deriz. Niye intihar ediyor? Psikolojik sorunları vardı deriz. Ya yazık annem, tabii işten falan atıldı herhalde. Değil mi? Kocası da bunu bıraktı kaçtı. İki çocukla kaldı zavallı. Tabii geçim sıkıntısı bunalıma girdi. Ne geçim sıkıntısı baba? Evladım dünyanın en şakrak kanaryasıydı bu. Cıvıl cıvıl ötüyordu, bağırıyordu. Niye intihar etsin? O zaman sen bul baba. Ben bir şey bulamıyorum vallahi. Tıkandım ya. Buldum buldum. Kuşu değiştireceğiz. Nasıl yani? Günaydın. Günaydın kızım. Bana bak, doğru mutfağa. Annen seni mutfakta bekliyor. Hadi maş maş. Bıcırın suyu var mı? Oo full full. Peki bir günaydın diyebilir miyim? Diyemezsin. Neden? Uyuyor şu anda. Bana bak, sen doğru mutfağa. Annem bekliyor ya. Kahvaltı hazırlamışsın. Hadi ye. Hemen okula. Aa ne bu canım ya? Kızıyorum ama bak ha. Kuş aşağı kuş yukarı. Sınavlara kuş mu girecek canım? Tabii canım. Baban haklı. Nedir bu kuş kuş kuş? Kuşluk tamam vakti. Baba ya. Tamam hadi git. Baba ne diyordun? Yavrum sen şimdi bu kafesi alıyorsun. Heh. Şurada alışveriş merkezi var ya. Evet. Buraya gidiyorsun. Onun içinde bir tane pet shop var. Tamam. Oradan bu kuş gibi bir tane kuş alıp geliyorsun. Baba ya orada bunun gibi bir kuş yoksa? Olmaz olur mu evladım? Kuşlar hepsi birbirine benzer. Kanarya işte bu. Bir tane al koy. Tamam da bu cesedi ne yapacağız? Bunu da bir kutuya koy orada. Sonra gömeriz arka bahçeye. Tamam. Lütfü müydü o? Ha bizim kuş. Şey koca dana bizim. Bir şey yemeden çıktı. Yemeden çıktı niye? Çünkü şeyim dedi. Tokum dedi. Hiç aç hissetmiyorum dedi. Necati. Kafes nerede? Kafes mi nerede? Ne kafesi? Ha. Ne yaptın kuşa Necati? Ben ne yapacağım canım, kuşa aşk olsun. Peki nereye koydun o zaman? Ben bile koymadım canım. Şey oldu. Lütfü'ye dedim. Ne dedin? Kuşu dedim. Kafesin içindeki kuşu kafesle beraber al dedim. Ha. Onu bir gezmeye götür dedim. Kuşu gezmeye götür. Ha, bir hava alsın dedim hayvan. Ay kuş gezdirilir mi Necati? Tabii gezdirileceğim. Kedi gezdiriliyor, köpek gezdiriliyor. Kuş niye gezdirilmiyor? Onun da hakkı. Kuş, kedi, köpekle bir mi? Bir tabii canım. O da hayvan, o da hayvan yani. Birileri yürüyor, birileri kanatlı uçuyor. Uçuyor diye gezmeyecek mi zavallı yani? Bir hava almasın mı hayvan? Belki burada sıkıldı, bunalıma girdi. Onun için can 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 ötüyor. Bir sinemaya gider, bir hayvanat bahçesine giden gezer gelirler canım. Baba kuş. İyi gelsinler. Hadi gel, omletin pişmek üzere. Tamam, hadi gel gidelim. Kuşumuzu yer çek ama omletin. Çocuklar, biliyor musunuz? Babanız kuşu gezmeye götürmüş. Neden? Yavrum neden şaşırıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Götürmüş işte. Gezerler gelirler. Yavrum bir şey versene bana. Peki babacığım. Şey babacığım bir şey soracağım ben size. Ben sabahleyin bu kuşun kafesine baktım. Kuş böyle yatıyordu. Nasıl yatıyordu?
Ya kuş da yatar şimdi. Çünekte ayakları ağırmıştır hayvanın. Tutuna tutuna geçen. Yere yatmış. Hani gördüm kafasında kanadının altına almış. Ya uyuyor. Ayı mı bu? Kış uykusuna yatacak değil ya. Kuş uykusuna yatmış. Yavrum versene çayımı. Vereyim babacığım ben çayınıza. Gelir şimdi sen gitsene işine Feride'm. Kahvem bitmedi. Ha, bitsin de git. Ay nereye götürdü acaba? Sen nereye götürecek kuşu? Parka götürmüştür. Hangi parka? Niye parka? Baba kuş orada biraz gezmişlerdir. Bir şeyler şey yapmışlardır. Masada oturup bir şeyler yemiş içmişlerdir. Peki alışveriş turu yapmışlardır. Canım, hangi parka götürecek işte? Ağaçlıklı, yeşillikli, hem cinslerinin olduğu bir parka götürmüştür hayvanı. Ne bileyim Gülhane Parkı olabilir, Emirgen Parkı olabilir. Otoparka götürecek değil ya. Of, ben gideyim bari. Hadi canım. Selam. Güle geldi. Oğlum geldi mi, geldi değil mi? Sevindi mi? Vallahi şimdi sevinçten havalara uçtu diyeceğim ama garibim kafeste uçamaz. Hadi canım onu şöyle koyalım. Bir dakika, bir dakika. Ha? Ay bunun rengi mi değişti? Tabii canım rengi değişti. Hayvanın hava aldığı, stres attığı, gözünün feri geldi, tüyünün rengi geldi. Vallahi kapalıydı baba. Saatlerce açılmasını bekledim. Neyin açılmasını? Havanın açılmasını. Ben dedim ya yavrum koçu götür de bir gezdir dedim hava alsın dedim. O da dedi ki hava kapalı dedi. Ben dedim ki o zaman açılınca götürsün. Lazım dedim işte onu beklemiş açılınca gezdirdi getirdi. Aa, bunun sesi de mi değişmiş? Ya biraz kısılmış. Ne yaptın oğlum? Dondurma mı yedirdin hayvana sesi kısılmış? Ah be Lütfi oğlum. 10 dakika geldi dedim. Kuşu hasta ettin getirdin ya. Hayvan kuş balazı oldu. Ses kısıldı bak. Aa. Yok yok merak etme canım. Bunun bünyesi çok kuvvetlidir. Atlatır atlatır kuş hastalığı. Bu ne olacak kuş balazı? Yürek enfaktı falan lazım. Hikmet de öyle diyor ya. Babacığım bunu takdim edeyim. Ne o? Şey bu. Ha şey. Ne bu? Bu baba oğul arasında çok özel bir şey bu. Evet özel bir şey olduğu belli. Baba oğul bir şey çeviriyorsunuz evet, siz. Evet ben onu alayım oğlum. Buyur baba. Ben alayım. Ama aşk olsun şimdi senin bu yaptığın hiç sana yakışmadı Feride. Ya şimdi baba oğul arasındaki çok özel bir şeye müdahale oldu bu yani. Bu senin yaptığın özel hayatın mahremiyeti ilkesine, kişisel hak ve özgürlüklere, insan hakları ve demokrasiye ters düşüyor. Yani sizin kuşu gezdirmeye götürmeniz, döndüğünde renginin ve sesinin değişmesi de bana ters düşüyor Necati. Burada daha fazla kalmak da bana ters düşüyor. Size iyi günler. Ne var bunun içinde? Bir şey var onun içinde. Alayım ben onu. Hayır. Ya ben bak alayım anlatacağım sana. Ne var söyle Necati. Ya onun içinde... Yani Lütfü'nün şeyi var. Neyi? Ya. Hazır ol. Gayta var, gayta. Anladın mı? Gayta mı? Gayta. Açmayayım diye söylüyorsun değil mi? Evet, sen de amma kuşkucusun yani ya. Açacağım Necati çünkü senin yüzün ben yine yalan söylüyorum yüzün. Ne yaptın kuşa? Ne yapacağım canım ben sabah kalktım böyleydi. Ben sana söyledim ama anlatamadım ki. Feride'm dedim bu hayvanın bir derdi var dedim. Bu çok bağırıyor dedim, çok ötüyor dedim. Hayvanın gazı mı var, bir hastalığı mı var, yumurtlayamıyor mu, bir derdi var. Ay ne alakası var Necati? Ne alakası var? Onun başını yenisiyle karşılaştır, düşün farkı anla. Bak bu kendisiyle barışık bir kuş. Onun gibi bağırıyor, çağırıyor mu? Güzel güzel oturuyor orada yemini yiyor, suyunu içiyor. Ne yaptın kuşa? Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine olmaz ki birinin buna bir şey vermiş olması lazım. İyi tamam anlatayım. Anlat. Ya şimdi bu dün gece öttü. Çok öttü ama. Hı. Uyutmadı beni. Ben de öyle kızdım öfkeyle bir kalktım. Geldim biraz ileri geri konuştum herhalde. Kalbimi kırdım ne yaptım? Hayvan onur meselesi yaptı. Dayanamadı gitti. Ay iyice saçmaladın Necati. O zaman belki de orada mum vardı karanlıkta ışık yakmayayım dedim. Mumu yaktım tabii is yaptı.
Hayvanın ciğerlerine dolduysa o islendi, hislendi, gitti. Yok yok, sen buna mutlaka bir şey verdin. Ne verdin Necati? Ne vereceğim canım? Bu hayvan rakı kokuyor. Yapma ya. Demek ben dün bağırıp çağırınca dayanamadı. Ha? Gitti kafayı çekti. Ah yavrum be. Kendi kendine içebilir mi Necati, sen vermişsindir. Ama sen de biraz anlayışlı ol Feride, ben hayvanla kavgalıyım diyorum ya, bir de buna servis mi yapacağım? Ah Necati, ah! Ya üzülme bu kadar sevgilim ya, bak yenisini aldım sana. O da kuş, bu da kuş. Ya bu yattıkça Allah ona ömür versin, o ötsün. Ben o kuşu da istemiyorum, geri götüreceğim. Çünkü sen ona da bir şey yaparsın, sana güvenmiyorum artık. Vallahi sen bilirsin karıcığım, kuş senin, ev senin. Ne istersen onu yap, ben gidiyorum işime. Necati dur, Gonca'ya ne diyeceğiz? Gitme. Ay Necati, ay. Meryem ne oldu oğlum? Malları değiştirebildin mi? Yok baba, hepsi elimizde kaldı. Zarar büyük. Senin canın sağ olsun. Aslan gibi bir oğlun olacak. Vallahi baba, yani nasıl bir dua ettiyse... 10 gün kala çocuğun doğumuna cinsiyeti değişti. Ne isim koymayı düşünüyorsunuz? Aa, oğlum sağ olsun düşünmüş. Necati koyacaklar. Aa, öyle mi? Aa. Bak ne güzel, babamın ismi Necati. Necati. Yalnız yan yana olduklarında bayağı karışabilir. Ha, karışabilir. Yani karışabilir. Ne kadar şanslısınız yani. Artık sizin evde de bir Necati olacak. Dalga geçiyorsun kocadan ama bak sen düşünmedin, kardeşin düşündü. Baba... Hiçbir şey söyleme yavrum, hiçbir şey söyleme. Yani ben öyle mutlu oldum ki, öyle gurur duydum ki... Feride'm, yani bu çok güzel bir duygu. İnşallah bir de kız çocukları olur. Onun da adını Feride korlar. Bu duyguyu sen de tatarsın. İnşallah. Baba, oğlum, yani öyle mutluyum ki artık soyadımı devam ettirecek bir torunum var. Allah'ım sana çok şükürler olsun ya Rabbi. Bana böyle hayırlı evlatlar ihsan ettin Allah'ım. Allah. Valla iyi güzel söylüyorsun da kayınço. Şimdi kadın anneliği benimser de doğurduğu çocuğu vermek istemek sen olacak. Öyle değil mi? Hı hı. Baştan sözleşme yapacağız ya. Valla ben baktım yasalara. Yasa diyor ki yani anne çocuğu doğurandır. Böyle yumurta nereden gelmiş, sperm nereden gelmiş, kimsenin ona baktığı yok. Hem sonra tehlikeli de, yani kadında bir hastalık varsa genetik olarak çocuğa da geçebilir. Hem de nasıl, yedi kuşak aşağıdan patlar valla. Canım sağlık testinden geçirirdik yani. Ama sağlık testinde her şeyi görmek, her şeyi bulmak mümkün mü Taylan? Öyle değil mi Semiha? Hı hı. Vallahi ben senin yerinde olsam hayır derim Semiha. Sen de akıllı ol. Sen de vazgeç bu sevdadan. Olacak iş değil Taylan. Kapı çaldı. Senin kadın geldi. Ne yapalım? Vallahi enişte, siz beni ikna ettiniz. Boş ver, aç ben gitsin. Tamam. Erdem'cim dinliyoruz. Evet haklısın hayatım, dinliyoruz. Ya hadi canım, Allah Allah, çatlayacağım ben burada. Çocuklar konuşsanıza, önemli bir şey mi? Önemli. Yani hem önemli hem de önemsiz. Baba. Şimdi biz hani çocuğun adını koyuyoruz yani, Necati. Evet oğlum, teşekkür ederim. Sağ olun, ben de çok mutlu oldum. İşte biz çocuğun adını Necati koymak istemiyoruz. Tabii oğlum, yani olur. Sizin kararınız yani. Ben çok memnun olduyum da ama yani... siz söylediniz, siz düşündünüz diye ben şey ettim diye. Yoksa önemli değil, koymayacağım. Başka isim olur. Başka zaman olur. Darısı yeni torunum başına. Necati, bunda bu kadar üzülecek bir şey yok hayatım.
Yok ben üzülmedim de yani verilmiş bir söz vardı ortada. Onu şey ettim de. Belli ki Erdem bu kararı verirken Fulya'ya sormamış. Oysa böyle bir konuda annenin fikri çok önemli. Fulya'cığım yani hayatım bak Necati güzel bir isim, kötü mü ki yani? Ay yok hayatım, kötü değil. Ama biraz demode. Allah Allah canım. Neresi demode? Bildiğin Necati. Hem kısaltırsın da nece olur de. Ay neler söylüyorsun Gülşen'cim ya? Yani nece olur mu? Katiyen koymam. Bak baba. Benim sözüm söz. Eğer koy diyorsan çocuğun ismini Necati koyarım. Doğru. Bir şey deme. Çocuk sizin çocuğunuz. Karar sizin kararınız. Ne derseniz. Ben çıkıyorum kendi. Ya Mahir, manyaklaşma abicim. Benim çay ocağımın yanına kahvehane açamazsın ya. Kim engel olacak? Bir kere senin hesabın yanlış abicim. Ya Nurettin Usta da öyle söylüyor. Bak bu ülkede işsizlik giderek azalıyor. Ekonomi düzeliyor. 3-5 aya kadar kahvehanede bir tane adam bulamazsın ya. Bu da beni kandıracak ya. Biz ekonominin ciğerini biliriz, ciğerini. Bu ülkede işsizlik azalmıyor, artıyor kardeşim, artıyor. Öyle değil mi abi? Lan bizim oğlan, sen bağırmadan yapamam. Olacak iş mi o kahvede bağırıp çağıracak olmaz. Ya bağırsam ne olacak abi? Ben ekmek param için bağırırım tabii. Evet, beyler, çaylar, kahveler. Niye bağırmayayım ki yani? Tövbe yarabbi. Ya hadi her şeye tamam. Eleni Hanım izin vermez değil mi usta? Hah, doğru. Ona ne kardeşim ya? Ben Eleni Hanım'ın kirasını verdim mi istediğim işi yaparım yani. Bırak çayı, bırak. Ne olmuş bıraktım yani? Git kendi çayını kendin yap o zaman. Al çayın senin olsun be. Ne var? Dakika, hareket yapma. Hareket yapma. Ya, kendi tamam, çayımı kendim yaparım bundan sonra. Hadi be, hadi sen de. Seni bitireceğim. Yürü, yürü. Ya sen onu aldırma Yusuf. Olacak iş mi canım bu? Değil mi abi ya? He, çarşının orta yerinde kahve olur mu canım? Aa. Olmasın ya zaten. Heh. Olursa ben biterim abicim. Güzel abim, vallahi biterim. Yani zaten günde topu topu 100 tane çay satıyorum. O da zorla yani. Tamam abicim ya, merak etme. Nurettin babam çözer bu meseleyi. Aa, yok, ben değil. Necati Usta çözer bu işi. Market işinde nasıl hallettiydi? Bunu da şıpıdanak halledir verir o. Doğru söylüyorsun. O zaman en yakın fırsatta konuşalım onunla. Tamam. Tamam mı? Tamam, konuşuruz, yüzme kendini sen. Konuşalım. Bu çarşıda pişbirik oynanmasın abicim. Tamam kardeşim. Okey'e dönülmesin. Mahir bana kafayı yedirtmesin. Tamam canım, yüzme kendini. Hadi. Kardeşim. Hadi. Hadi. İyisin değil mi? İyi miyim? Şu çayları alsana ya. Hayatım, hazır mısın? Hazırım. Neye hazırım Gülşen? Hayat merkez seni içeride bekliyor. Herkes dediğin kim Gülşen? Bu kapı ne zamandır kapalı? Ben niye buradayım? Ben kimim? Ne oluyor Gülşen, anlat. Hayatım, sakin ol, sakin ol. İçeride herkes seni bekliyor. Hadi gel, hadi, hadi. Tamam Gülşen. Gidelim bir an önce okuyayım, bitsin, bitsin şu iş. Hayatım işte sen konuşmayı yapacaksın değil mi? Hadi hazır. Oğlum kalabalık korku vardı yani sen. Evet. E işte onu yenmen için sana kalabalık getirdim. Hadi bakalım konuş. Bravo Lütfü abi ya. Vallahi ben senin yerinde olsam bu topluluğun karşısında konuşamazdım yani. Tabii tabii. Hiç korkma Lütfü abi. Takılırsan bir yerde o kadar insanın karşısında biz yardımcı oluruz. Evet abi. Bak sakın bu konuda kendini yalnız hissetme. Sen yalnız değilsin. Çünkü dünyadaki bütün insanların en büyük korkusu topluluk önünde konuşma yapmakmış. Yani başarırsın sen bunu, hadi. Tabii ya. Yapma böyle Lütfü. Yiğit'e de yazık. Bütün sınıf arkadaşları iki lafı bir araya getiremeyen babası var diye düşünmesin. Değil mi? Değil mi? Hadi bakalım. Hadi bir moral alkış verelim. Sevgili müdürüm. Saygıdeğer öğretmenler, sevgili valim, aman veliler, velim, sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz.
Şimdi hiç düşünün bakalım. Aman siz hiç düşündünüz mü hiç? Yani siz bir düşünün. Yani bu hastaneler... Hastaneye gittiniz. Ne alıyorsunuz hastaneden? Ne alıyorsunuz hastaneden? Sağlık. Aman hastaneden aldığınız sağlık hizmetleri ne? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim? Devlet. Okuldan ne alıyorsun? Okuldan ne alıyorsun? Eğitim. Aldığınız eğitimi. Kim veriyor? Kim veriyor? Devlet. Kim veriyor? Devlet. Devlet. Mesela hiç. Mesela bir yerden bir yere gidiyorsun ya. Bir yerden bir yere gittiğinde. Nereden gidiyorsun? Yol. Aman. Kim yapıyor ya bu yolu? Öyle değil oğlum. Devlet. Öyle değil. Devlet. Kimi devlet yapıyor? Devlet. Peki. Neyle yapıyor devlet? Neyle yapıyor? Mangır. Aman. Kaç mangır? Parayla yapar. Kimin parası? Peki. Bizim verdiğimiz para. Bizim verdiğimiz paralarla yapar. Devlet. Yani vergi. Vergi. Ne vergisi? Allah vergisi. Vergi verir. Devlet verir. Verin, herkese verir. Bak şuna bir yudum su ver içsin. Öldürdü bizi bu çocuk ya. Toplantısına gidiyoruz. Kraliçeler gibi hazırlanmana lüzum yok. Hayatım ne kraliçesi? Saçımı yaptım. Biraz da makyaj yaptım. O kadar. İyi hadi fena olmamış. Yürü çıkalım. Hadi gidelim. Ne ben? Kim o? Amcım. Kızım. Ay Necati. Suyu boşalmış. Doğum başlamış. Bir şey getireyim. Yok plasentası boşalmış. Ne yapacağız? Ambulans çağırayım doktor. Onlar yetişmez ki. Taksi çağırayım mı? Taksi de mi doğursun Necati? Ne yapacağız kadın onu söyle. İkimiz yapacağız. Değil. Sen daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bir iki kere görmüştüm. Ay çabuk sen ambulansı ara gene de. Ay çabuk temiz havlu getir, ılık su getir. İçeride ince eldivenler var onları tamam, getir. Teker söyle hepsini. Gel dön. Gelin. Ambulans servisi mi? Ha eldivenleri al. Yok. Pardon gelinim doğum yapıyor da. Bir ambulans istiyorum. Ne adresi? Ha bizim adresimiz. Tamam, gönderiyorum. Günaydın bu dünyanın dertsiz insanları. Günaydın. Ne oldu? Ne olsun? Her sabah aynı terane. Ya doğurursam deyip işe yollamıyorum. Günaydın çilekeş. Fulya haklı be Erdem. Kız şu döneminde yanımda olmanı istiyor o kadar. Zeyno'cum ben de haklıyım. Sonuçta bebek geliyor, çalışmam lazım. Bebek demek masraf demek. Yani çalışmam gerek. Efendim baba. Ne? Fulya doğdu. Hangi hastane? Evde mi? Geliyorum. Arayın beni. Tamam. Ambulans birazdan geliyor. Gelmezse de biz yaparız canım. Çok korkuyorum.
Lan içeriden hiç ses gelmiyor. Bu nasıl doğum? Gittiler mi acaba? Baba? Oğlum? Müjde, bir oğlun oldu.